Ekibimizden Dilara Karagöz mikrofonumuzu aldı, halka uzattı. Bakalım halkımız ne sorular sordu. Eyüp Sultan Meydanı'ndan herkese selamlar. Bugün halkımıza, burçlara inanır mısınız? Peki burcunuzun hayatınıza bir etkisi oluyor mu diye soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Merhabalar, burçlara inanır mısınız? Evet, inanıyorum. Peki hayatınıza bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani aslında bu kadar özgüvenli olmamın sebebini biraz burcuma bağlıyorum. Aslan burcuyum ben. İnanıyorum da burçlara o yüzden. Aslan burcunun bütün özelliklerini taşıyorum açıkçası. Evet, inanıyorum. Peki hayatınıza bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Bunları bakıyorum, araştırıyorum. Bazen hayatı ona göre yaşamaya başlıyorum. Burçlara inanır mısınız? İnanmıyorum. Neden peki? İnanmıyorum çünkü bana çok anlamsız geliyor. Çünkü hiç ilgi alanına girmeyen şeyler. Burçlara inanır mısınız? İnanmıyorum ablacığım. Neden? İnanmıyorum, ne bileyim. Allah. Ben Allah'ın dediği şeylere inanıyorum. Burcunuz nedir? Oğlak. Peki burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? Yani... Asi olma özelliğini taşıyorum aslında ve cesaretli olma özelliğini taşıyorum. Yok, inanmıyorum. Neden? Yani bazılarını gerçek bulmuyorum. Hani nasıl diyeyim? Yani herkesin kişiliğine göre değişir yani. Evet. Peki hayatınıza bir etkisi oluyor mu? Evet, ben olduğunu düşünüyorum şahsen. Hangi burçsunuz? Terazi. Peki taşıyor musunuz özelliklerini? Evet. Hangi özelliğini taşıyorsun? Haksızlığa uğramakta sinirlenirim. Adalet severim. Hayır, inanmam. Neden inanmazsınız? Yani doğru olduğunu çok düşünmüyorum. Burçlara inanır mısınız? Merhaba, hayır. Neden? Bilmem. Burçlara inanır mısınız? Hayır, maalesef. Neden inanmıyorsunuz? Ne bileyim, çok ters tepki falan. Herkes bir şey söylüyor ama ben pek inanmıyorum. İnanmıyorum. Neden inanmazsınız? Yani dinimizde yeri olmadığını düşünüyorum. Yani burçların dinimizde de yeri olduğunu düşünüyorum. Burcunuz nedir? İkizler. Peki taşıyor musunuz özelliklerini? Taşıyorum. Hangi özelliğini taşıyorsunuz? Ruh halim çabuk değişiyor. Evet, inanırım. Hangi burcusunuz? Yay burcuyum. Bu ayın 29'unda doğum günüm var. İyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki burçların özelliğini taşıyor musunuz? Evet, birebir taşıyorum. Gerçekten yani tam yay burcuyum. Özelliğini taşıyorum. Hayır, inanmıyorum. Batıl inanç geliyor bana. Ve çok uydurmacı şeyler. İnanmıyorum. Hayır, inanmıyorum. Siz çok hangi burçsunuz? İkizler. Neden inanmıyorsunuz peki? Yani çok öyle batıl inançlara inanmıyorum. Hangi burçsunuz? İkizler. Peki özelliğini taşıyor musunuz? Yok, yükselenimi taşıdığıma inanıyorum. Hayatınıza bir etkisi oluyor mu? Bazen. Okuduğum zaman burçlarda yani özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Hangi burçsunuz? Boğa. Peki özelliklerini taşıyor musunuz? Yani taşıdığıma inanıyorum. Hayatınıza bir etkisi oluyor mu? Çok inatçıyım. Yani ve çok yemek yiyorum. Evet Canan Hanım, sizin burcunuz ne Canan Hanım? Yay burcuyum. Siz de inanıyor musunuz burçlara? Özelliklerine inanıyorum. Evet. Sizin ne özelliğiniz var mesela yay burcunun? Vallahi okuduğum kadarıyla burçlardaki yani çoğunu taşıyorum ben. Peki. Mesela iyi niyetliyim. Hiç kimseye ne bileyim kıskançlığım yok. İkizler burcu da iyi niyetli de. Ya olabilir de yani ben hakikaten okuduğum kadarıyla bütün özelliklerini taşıdığıma inanıyorum. Tamam. İyi niyetliyim. Yani. Evet. Yasemin Hanım, siz inanıyor musunuz? İnanıyorum. Hatta eğitimini de alıyorum astrolojinin. Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? Bakıyor musunuz? Yani şu anda işte harita falan çıkarıyorum. İşte yani doğum haritası. Ama şu an ileri seviyedeyim zaten. Daha tam astrolog olmadım. Ama inanıyorum kesinlikle. Zaten güneş burcum Oğlak, yükselenim akrep, ay burcum da aslan. Ay, hiç anlamadım bir meseleler. Güneş burcumuz bizim kimliğimizdir. Yükselen burcumuz bizim karşımızdaki insana kendimizi nasıl gösterdiğimizdir. Ay burcumuz da bizim duygularımızı yöneten burçtur. Evet hocam, bir röportajlardaki halklardan bir tanesi bir hanımefendi dedi ki dinde de yeri var dedi burçların. Hocam o soruyu size soralım biz. Şimdi dinde yeri vardır diyenlerin dayanağı ne biliyor musunuz? Ne hocam? Buruç suresi. Şimdi dinde yeri var diyenler diyorlar ki Kur'an'da Buruç suresi var. Buruç suresini hiç okudular mı bunu söyleyenler acaba? Buruç suresini hiç okudular mı? Buruç suresi neyi anlatıyor?
burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş kıyamet mutlaka kopacaktır. Şahitlik edene, şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. Bugünkü Yahudiler gibi inşallah onlar da lanetli. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak Allah'a aittir. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkekler mümin kadınlara işkence edip sonra tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. Şimdi iman edip salih amel işleyenlere gelince Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ müminlere yapılan eziyetler anlatılıyor. Kafirlerin yaptığı zulümler anlatılıyor. Müminlerin ameli salih işleyenlerin cennetlik olduğu anlatılıyor. Bunun burçlarla alakası var mı? Hiç alakası yok. Bunlar Kur'an'da burçlar var diyen de iftira ediyor. Günaha giriyor. Yalan söylüyor bir defa. Kur'an'da burçlar yok. Kur'an'da Buruç suresi müminlere yapılan eziyetleri anlatıyor. Şimdi burç dediğimiz hadise güneşin hareketleriyle bir yıllık hareketlerinde aldığı geçtiği yörüngelerdeki kısımlara göre 12'ye bölünerek bunlara verilen bir isim. Yani güneş 12 işte koç burcu dediğim burca giriyor. Yay burcu yay burcuna giriyor. Oğlak burcu oğlak dönengecesine giriyor. Onlara isimler konmuş böyle. Aslan, koç, yay, balık vesaire gibi. Peki güneş buradan dönüyor, böyle hareket ediyor. Bu güneşin hareketlerinden bizim burcumuzu nasıl çıkarıyoruz? Bizim burcumuz doğum tarihimizden güneşin hangi burçta olduğunu, o bir ay içerisindeki ya da 25 günlük mesafeden güneşin hangi burçtaysa işte benimki balıkmış, balıktan onu çıkarmışız. Bu da buraya kadar da güzel. Buraya kadar da bir şey demiyorum. Tamam yani herkesin bir burcu var. Sizin burcunuz neydi? Oğlak mı? Yok. Yay. Benimki balık. Sizin ne? Terazi. Buraya kadar hiçbir şey yok. Normal. Çünkü çizilmiş. Biz de o burçtan. Peki şimdi bu soruya cevap vereni beni burçlara ikna eder. Beni olmam da yani burç yok çünkü. Burcu ikna. Bunun cevabını bana verin. Bu burçların özelliklerini kim yazmış? Hangi insan yazmış? Biliyor musunuz? Bilmediğin şeye nasıl güveniyorsunuz? Bilmediğin şey. Bir insan ya. Peki şu kişi yazdı. Neye göre yazdı? Bak fizik okuyoruz, matematik okuyoruz, tıp okuyoruz, ilahiyat okuyoruz, geometri okuyoruz. Her türlü ilim var. Bu ilimin bir hocası var, kitabı var vesaire değil mi? Bu ispatlanmış bir şey. Su kaç derece kaynıyor? Kaç derecede kaynar? Kaç derecede buharlaşır? 100 derecede buharlaşır. Bu deneyle ispatlanmıştır. Aziz kardeşlerim, bilim diye bir şey var. Hem okumuş oluyorsunuz, kültürlü oluyorsunuz, medeni oluyorsunuz ama inandığınız şeyin kimin söylediğini bilmiyorsunuz. Bu nasıl ileri olmak, okumuş olmak? Bu nasıl görgülü olmak, kültürlü olmak? Size bunları söyleyenin kimin yazdığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burçlarda söylenenlerin tamamı safsatadır. Tamamı safsatadır. Burç var ama sizin yay dediğiniz, akrep dediğiniz, terazi dediğiniz burçların özelliklerini yazanlar safsatadır. O yazılanlar safsatadır. Uyduruk şeylere inanıyorsunuz. Hurafeye inanıyorsunuz. Kitabi olmayan, bilgi değeri olmayan, ispatlanmamış şeylere inanıyorsunuz. Yazık. Bütün insanları oyalıyorsunuz. Günaha giriyorsunuz. Üstelik Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler kim kahine, müneccime, tamam ne demek müneccim? Yıldızlardan fal çıkaranlar, kaderi okuyan, okuduğunu söyleyenlere inanırsa Muhammed'e inana indirilmiş Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Hadis-i şerif bu. Kahine müneccime inanan Muhammed'e indirilen Kur'an'ı inkar etmiş diyorsunuz. Siz hala burçlardan medet umuyorsunuz. Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Bu nasıl bir insanlıktır ki bilgiye değer vermiyorsunuz? Bilime değer vermiyorsunuz? İspatlanmış bilgileri bırakıyorsunuz.
hurafelerin peşine koşuyorsunuz. Ya fal bakan var mı? Var. Ama faldaki şeyler doğru mu? Değil. Onun gibi burç var mı? Var. Ama burçta yazılanlar hepsi birilerinin size, gönlünüze dokunmak için yazdığı şeyler. Hocam onlar dört unsura göre yazılıyor. Ateş, su, hava, toprak. Oradaki elementlerin o burçlar esnasındaki durumuna göre yazılıyor diyorlar. Doğru, ben bunları biliyorum. Anasır erba. Ama ateşin, toprağın, suyun, havanın oradaki elementlerden oradan kaynaklandığını, kaderin oradan değiştiğine inanıyorsanız Kur'an'a yine inanmıyorsunuz. Öyle bir şey yok ki. Geçmiş ümmetler, geçmiş insanlar kaderin yıldızlardan yazıldığına inanırlardı. Ona sabiiler denirdi. Yıldıza taparlardı. Ay'a taparlardı. Ay şimdi şöyle geldi, kozmik temizlik yapalım. Merih geldi, bilmem nereye girelim. Yerin dibine girelim. Olmaz böyle bir şey. Yok ya, sen hayata bak, hayata. Hayat başka bir şey. Sana orada yazılanlar uydurma şeyler sevgili kardeşim. Biri gelsin bana desin ki bunları bilim ispat etmiş. Bu bilim de değil. Astroloji bilim değildir. Astrologlar bilim insanı değildir. Falcılığın başka bir yüzüdür sevgili kardeşim. Yasemin Hanım, duydunuz mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.